programıyla karşınızdayız. Peki bu programımızda neleri anlatacağız? Kısaca bahsedeyim programa başlamadan önce. Bu programımızda meyveciliği konuşacağız. Meyvecilik içinde hobi meyveciliğini konuşacağız. Fidanı konuşacağız. Fidan teminini konuşacağız. Budamayı konuşacağız. Ve sizler için özel seçtiğimiz meyve türleri ve bunların içinde çeşitleri konuşacağız. Ancak ben ondan önce kısaca meyvecilikten bahsetmek istiyorum. Meyvecilik Türkiye için aslında çok önemli bir değer ve bu değeri biz ticari olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'ye bakıldığında Türkiye gerçekten ekolojik olarak birçok meyve türünün yetişebildiği ekolojiye sahip. Meyvecilik açısından yaklaşık 75 meyve türünün yetiştirilebildiği, ekonomik olarak yetiştirilebildiği bir potansiyele sahibiz. İşte bunlar içinde hepinizin de bildiği gibi Türkiye fındıkta, kirazda, kayısıda, incirde önemli bir değere sahip. İşte Akdeniz'den tutun Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgesi, işte Marmara bölgesi de bunun içinde çok farklı ekolojiye sahip. Meyvecilik içerisinde hobi meyveciliğine baktığımız zaman hobi meyveciliğini ben ayırmak istiyorum. Çünkü bizler ticari olarak zaten Türkiye bu işi götürmeye çalışıyor ama hobicilerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Nasıl sıkıntı yaşıyoruz? Fidan temin ederken, bahçe kurmak isterken, çeşit seçerken bir takım hatalara düşüyor ya da hataya düşmesine sebep olan farklı etkenler olabiliyor. Bu etkenlerin başında tabii ki teknik destek almamak var. İşte fidancılar var. Tabii iş fidancılara gelince bir açıdan çok güzel ama bir açıdan da sakıncalı bir gelişme var. Türkiye'de fidancıların sayısı her geçen gün arttı. Bu gelişme içerisinde tabii ki iyi gelişmeler de oldu, kötü gelişmeler de oldu. Sayısı her geçen gün artan fidancılar içerisinde maalesef internette ya da işte mahalle arası dediğimiz yerlerde satış yapan insanlar, firmalar olmaya başladı. Bunlar da bir takım kurallara uymamaya başladı. Uymuyor. Bunları kontrol etmek de gerçekten zor. Çünkü her fidanın tek tek kontrol edilmesi ya da her firmanın tek tek kontrol edilmesi biraz farklı bir iş. Meyve ağacı aslında bir çocuk gibi. Çünkü meyve ağacını ya da meyveciliği diğer tarımsal üretimden ayıran en büyük özelliği işte diktiğinizde onu uzun yıllar belki de ölene kadar görüyor olabilmeniz. İşte ona şekil veriyorsunuz, meyvelerini almaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla meyvecinin farklı bir sevgisi var aslında. Çocuklarımıza da mutlaka ama mutlaka ağaç sevgisini, meyve sevgisini aşılamamız lazım. Bugün şehirlere baktığımızda hobicilerin, meyve bahçesi kurmak isteyenlerin sayısı gerçekten çok, onlarca, milyonlarca insan hobi bahçesi kurmak istiyor. Kurduktan sonra bakmak da çok önemli. Sadece kurmak önemli değil, kurduktan sonra bakmak da çok önemli. Çünkü bazı bölgelerde kurulup ama bakımının yapılmadığı yerler de görebiliyoruz. Tabii ki bu biraz zamanla alakalı ama genelde işte emekliler ya da hafta sonu müsait olanlar hobi bahçesine yönelmeye çalışıyor. Şimdi bu programımız içerisinde bizler fidanı anlatacağız. Fidan nasıl seçilir? Onu anlatacağız. Budamayı anlatacağız. Çünkü budama aslında ilk yıllardan başlayan önemli bir kültürel işlem. Bugün burada arkamda gördüğünüz üzere farklı türde ve çeşitte meyve türlerimiz var. Nelerimiz var? Ben hemen kısaca ondan bahsedeyim. Şeftalimiz var, eriğimiz var, kayısımız var. Diğer tarafta hemen dönüyorum o tarafa. Armutumuz var, ayvamız var ve elmamız var. Aslında yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve türlerimiz var. Bunların içerisinde sizlerin birçok yerde yetiştirebileceğiniz meyve çeşitlerinin özelliklerini de sizlerle paylaşacağız. Yumuşak çekirdekli meyvelerden bahsetmek istiyorum. İşte ülkemizde ayva, elma ve armut birçok bölgede yetişebiliyor ekonomik olarak. İşte bugün elmaya baktığınızda elmanın dünyada 1500 hatta 2000'den fazla farklı çeşidinin olduğunu görebiliyoruz. Kültüre alınmış. Şimdi yumuşak çekirdeklere baktığımız zaman birçok bölgede yetişiyor ama bunların içinde yani elma, armut ve ayvayı kıyasladığımız zaman
düşük sıcaklıklara karşı en dayanıklısı bunlar için de elma, sonrasında armut ve en sonunda ayva gelir. Ayva hani çiçek açtı derler, ayva biraz daha soğuklama ihtiyacı biraz daha azdır. En çok elmanın soğuklama ihtiyacı vardır. Şimdi çeşitlere baktığımız zaman hobiciler için özellikle çeşitlerde evet birçok bölgede yetişebilen elma türleri var ama bunların içinde işte genelde bizim halk tabiriyle bildiğimiz sarı elma, kırmızı elma ve yeşil elma vardır. Biz de bu programda size yeşil ve kırmızıyı anlatmaya çalışacağız. Green Smith çeşidimiz var ve Starking çeşidimiz var. Ayvalara gelince ayva ülkemizde çok fazla yetiştirilmeyen, daha doğrusu kapama bahçelerinin çok olmadığı bir meyve türü. İşte genelde Bursa bölgesi, işte Sapanca Gölü, Yalova, Sakarya o bölgelerde kapama ayva bahçelerini rastlıyoruz ama onun dışında Türkiye'nin diğer bölgelerinde çok kapama bahçe yok. Daha çok işte birkaç ağaç şeklinde yetiştiriliyor. Tabii ayva her yerde yetişir mi? Kısmen yetişir. Burada rakından ziyade sıcaklık değerleri çok önemli. Yani ilkbahar ya da sonbahar donlarının olduğu ya da kış sıcaklıklarının dereceleri önemli. Şu bir gerçek ki her ağacın, her meyve türünün belli sıcaklıkları, hatta bunlar içinde çeşitlerin de farklı olabiliyor soğuklara dayanma gücü. Bunları iyi bilmek lazım. Yani meyve bahçesi kurmadan önce istediğiniz çeşidin dikeceğiniz bölgeye uyup uymadığını bilmeniz lazım. Bunun için de önce meyve türünün özelliklerini çok iyi bilmeniz lazım. Bahçe kuracağınız ya da meyve fidanı dikeceğiniz bölgenin özelliklerini çok iyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla bunlar önemli. Aslında ülkemiz armut için güzel bir ekolojiye sahip. Özellikle Marmara bölgesi, işte Bursa, onun dışında Mersin, Antalya. Şimdi meyvecilikte tabii bir de şu var, şunu da hemen belirtelim. Ülkemizde erkenciden geçciye kadar, yani uzun bir periyotta farklı meyve çeşitleri yetiştiriliyor. Bu çok güzel bir özellik ülkemiz için. Pazar açısından çok önemli. Bugün kayısıya baktığımızda Mersin'de erken çeşitler çıkarken işte Malatya'da ya da farklı bölgelerde geçici çeşitler. Tabii burada meyveleri değerlendirirken sofralık ve işte sanayi tipi olarak değerlendirmek lazım. İşte sanayi tipleri genelde işte kurutmalık, konservelik olabiliyor. O şekilde değerlendiriliyor. Sofralık da farklı. Şimdi biz hobi meyveciliği yapacağımız için ticari olarak bir takım şeylere çok dikkat etmeyeceğiz. Neden etmeyeceğiz? Çünkü bizim hobici olduğumuz için pazarlama sıkıntımız olmayacak. Çünkü ticaride bir pazarlama sıkıntısı var. Onun dışında verim konusunda şöyle, hobiciler bir verime çok dikkat etmemek lazım. Tabii bunu yanlış yere çekmeyelim. Çünkü hobi meyvecinde amaç daldan 3-5 meyve alıp kendi ihtiyacımızı karşılayabilmektir. Dolayısıyla evet ne kadar çok meyve alırsak, ne kadar çok verimli olursa o kadar iyi ama ticari meyvecilik kadar çok dikkat etmemek lazım bunlara. Peki bir meyve bahçesi, daha doğrusu hobi meyve bahçesi ne kadar olmalı, ne kadar bir alanda olmalı ya da o hobi bahçesi içerisinde hangi meyve türlerini dikmeliyiz? Tabii burada öncelikle sevdiğimiz meyve türleri ama bunlar içinde de o bölgeye uyumlu meyve türlerini seçmeliyiz. Yani bir bölgede nar olmuyorsa ve biz narı çok seviyorsak tabii oraya dikemeyiz ama en azından o bölgeye uyumlu sevdiğimiz diğer meyve türlerini dikebiliriz. Bu da çok önemli ama şöyle bir gerçek var. Bugün baktığınızda elma, kayısı, erik, şeftali, armut birçok bölgeye uyum sağlayabiliyor. Bunlar bizim genelde sofrada çok tükettiğimiz meyveler. Dolayısıyla bir çeşitlilik yapmak lazım. Yani bugün şehirlerde baktığımızda işte 500 metrekareden başlıyor hobi bahçeleri. Ama bana göre 10 dekara kadar hobi bahçesi yapılabilir. Çok güzel örnekleri de var Türkiye'de. Gerçekten birçok meyve türünün içinde olduğu, hatta meyve türünün dışında işte içinde farklı elma çeşitlerinin, işte şeftali çeşitlerinin olduğu bahçeler de biliyoruz. Hobicilik çok farklı bir iş. Ve hobicilikte zaten maliyet konusuna gelince, hobicilikte maliyet çok önemli değildir. Çünkü orada amaç bir şekilde uğraş vermektir ya da o mutluluğu, hazzı yaşamaktır. Dolayısıyla işte aldığınız fidanın fiyatı, o bahçeye yaptığınız yatırımların maliyeti çok önemli değil. Zaten hobiciler de bunu çok önem vermiyor. Çünkü harcadıkça ya da yatırım yaptıkça mutluluk duyuyor.
Burada size iki armutu anlatacağız. Deveci ve Williams armut çeşitlerini anlatacağız. Armutlar da yine elma kadar yaygın dünyada ve ülkemizde. Tabii armutlar elmalara göre biraz daha soğuklara hassas ve soğuklanma ihtiyacı da elmaya göre daha az. Ama tam tersi onun dışında güneşlenme yani sıcaklık isteği olgunlaşması için sıcaklık isteği de elmalardan biraz daha fazla. Ayvalarda çok kumlu taşlı topraklarda ayvanın içinde biliyorsunuz ufak taş zerrecikleri vardır. Bu ona zaman zaman lezzet katar. Armutlarda da yine o taş kesecikleri vardır. Genelde kumlu topraklarda ya da taş topraklarda o keseciklerin, taşların sayısı artar. Bu bazen istenmeyen bir özelliktir. Çok aşırı kirli topraklarda ise o taş, armut ve ayvanın içindeki taşlıklar azalır. Aslında o taşlıklar bir nevi muhafaza süresinin artmasına da sebep oluyor. Yani taşta olanlar biraz daha uzun süre muhafaza edilebiliyor. Armut ve ayva rüzgarlara özellikle armut ve ayva rüzgarlara daha hassas. Rüzgar çok aşırı rüzgar alan yerlere armut ve ayvayı dikmemek lazım. Ayvalarda eşme ayvası var. Ege 22 var yine. Çok farklı tipler var. Ayva güzel aslında. Biz ayvayı çok tüketmiyoruz. Belki tadını çok sevmiyoruz ama ayva önemli meyve türlerimizden bir tanesi. Armutlara geçiyorum. Armutlar farklı sınıflandırmalar yapılıyor teknik botanik olarak. İşte yağ armutları, bergamot armutlar, yumuşak armutlar, tarçın armutlar vesaire. Ama biz armutlarda Asya ve Avrupa grubu olarak ikiye ayırıyoruz. İşte Asyalar farklı özelliklere sahip, Avrupalar farklı özelliklere sahip. İşte Deveci ve Williams armutu da aslında Avrupa armutlarına birer örnek. Hemen Deveci armutu ile ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Deveci armutu bizim belki de pazarda gördüğümüz ve ihracatta gerçekten önemli bir değere sahip bir armut çeşidimiz. Gerçekten iri bir çeşit. Tabii burada bakım beslemeyle iriliği değişebiliyor ama 100 gram, 600 gram, 800 grama kadar ulaşan bir armut çeşidimiz gayet iri. Sulu, gevrek bir yapıya sahip. Tabii diş yüzeyi biraz pürüzlü deveci armutunun ama bu çok önemli değil çünkü önemli olan iriliği, lezzeti ve görüntüsü. Muhafaza süresi çok uzun muhafaza edilen bir armut çeşidimiz. Geççi bir armut çeşidimiz. Yine deveci armutu da birçok bölgemizde yetiştirilebilen bir armut çeşidi. Tabii armutlarda ateş yanıklığı hastalığı çok önemli bir sıkıntı. Maalesef birçok bölgede bunu görüyoruz. Buna karşı tabii ki önlemler almak lazım. Deveci armutu da ateş yanıklığına biraz hassas bir çeşit. Ama önlem alınırsa ki ticarilerde de bu yapılıyor. Gerçekten güzel ve verimli bir armut çeşidimiz. Onun dışında Williams armut çeşidimiz var. Yine Williams armut çeşidimiz de geççi çeşitlerimizden bir tanesi. Tabii farklı değerlendirilebilir. İşte sofralık, kurutmalık özellikle Williams kurutmalık olarak da değerlendirilebilir. Hatta bugün birçok markette de dilimlenmiş armut konserveleri görebiliyoruz. Yine Williams'da ortası biraz bombeli bir armut çeşidimiz. Yine o da geççi ve muhafaza süresi uzun bir armut çeşidimiz. Biraz orta geç mevsim yani çok geççi değil, orta mevsim diyebileceğimiz, orta geç mevsim diyebileceğimiz bir armut çeşididir. Genelde işte Ağustos-Eylül başlarında hasat edilir. Onun dışında tozlayıcıya gelelim. Şimdi tozlayıcı maalesef meyve tür ve çeşitler arasında sıkıntılı olabilen bir konu. Meyve türleri içerisinde bazı meyve türleri kendine kısır olabiliyor. Hatta çeşitler arasında bu da görülüyor. Kendine kısır olabiliyor. Yani dışarıdan bir toz gelmezse meyve vermiyor, meyve bağlamıyor diyebiliriz. Bazıları kendine verimlidir. Ama her ne olursa olsun, yani kendine verimli bir çeşit de olsa mutlaka o grupta polen sayısı çok iyi olan, yani bu tabii ki bilimsel çalışmalarla ispatlanmış çeşitler var. Gerçekten polen sayısı yüksek olan çeşitler var. Bunları aralara dikmek lazım. Şimdi ayvaya gelince, evet ayva genelde verimlidir, kendine verimlidir. Tozlayıcıya çok ihtiyaç duymayabilir. Elmalarda tabii, elmalarda da kendi tür içerisinde farklı çeşitlerin farklı özellikleri var. Örneğin Granny Smith elma çeşidi kendine verimlidir ama onun daha verimli olabilmesini sağlamak adına Golden'i tozlayıcı olarak kullanabiliriz. Yine Star King'de de aynı şekilde farklı tozlayıcılar kullanabiliriz. Armutlarda yine Deveci armutunun tozlayıcısı olarak Williams'ı kullanabiliriz. Williams'da Akça ve Mustafa Bey'i kullanabiliriz. Dolayısıyla tozlayıcıya dikkat etmek lazım.
Şimdi tozlayıcıyı seçerken de evet birçok çeşidin tozlayıcıları bellidir. Bunlar denenmiştir. Aynı dönemde çiçek açması çok önemli. Yani bizim ana çeşidimiz çiçek açtığında tozlayıcımız da o dönemde çiçek açmış olmak zorunda. Çünkü onun polenlerinin ana çeşidimize ulaşması lazım. Bu arada şunu hemen belirteyim. Hobiciler için arıcılık da çok önemli bir uğraş alanı. Hem hobi meyveciliğinde arıların önemi büyük. Aslında arıların önemi dünyada çok büyük. Çünkü arılar olmazsa ekolojideki denge gerçekten bozulur. Hobi meyvecileri özellikle mutlaka bahçelerinde en az bir kovan olmak üzere 1 ila 3 kovan arı kovanı bulundurabilir, bulundurmalıdır da hem balından faydalanmak hem de meyveleri döllemek adına önemli. Arılar bizim için önemli, hobi meyveciliği için önemli. Çeşit seçerken peki nelere dikkat edeceğiz? Yani bizim bölgemize, bizim bulunduğumuz bahçemizin bulunduğu bölgede neler yetişir, bunları nasıl bileceğiz? O bölgenin ekoloji koşulları önemli, iklim koşulları önemli. Toprak peki seçeceğimiz meyve türüne etki eder mi? Aslında çok fazla etki etmez. Çünkü toprağı iyileştirebiliriz biz. Yani özellikle hobiciler için söylüyorum. Çünkü hobiciler işte 5-10 fidan ya da 15 fidan dikebiliyor. Dolayısıyla toprağı iyileştirme şansımız var ama iklimi değiştirme şansımız yok. Dolayısıyla onlara dikkat ettikten sonra türü belirlenecek ve türden sonra da çeşit, sonrasında tabii fidan temini. Fidan temini önemli. Neden önemli? Fidan şu yüzden önemli. Biz fidanı bir kere dikiyoruz. Bir sebze fidesi gibi bir kere dikip sonraki yıl farklı bir fide ya da farklı tür çeşit yapamıyoruz. Dolayısıyla fidan önemli. Yani fidana vereceğimiz paraya hiçbir zaman farklı şeylerle kıyaslamamalıyız. Sağlıklı fidan için ne gerekirse yapmalıyız. Çünkü o fidandan ömür boyu meyve alacağız. Dolayısıyla fidanın sağlıklı olması, iyi olması çok önemli. Peki fidan seçerken nereye dikkat edeceğiz? Bunu da diğer bölümlerde anlatacağım. Şimdi meyveciliğe geldiğimizde tabii eskiden şu vardı. Meyvecilik eskiden zor bir iş olarak görülürdü. Çünkü çöğür anaçlarla, yani çöğür fidanlarla bahçe kurulurdu. Ve çöğürlerin meyve vermesi oldukça zordu. Yani geç meyve veriyordu. Ama şimdi artık bodur, yarı bodur fidanların ortaya çıkmasıyla, üretilmesiyle birlikte meyve alma, yani meyveye yatma süresi de kısaldı. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bodurlaştırıcı etki ağacı yeşil aksamını, yani sürgün dallarını çok fazla geliştirmediği için o gücünü meyveye veriyor. Dolayısıyla erkenden meyve veriyor aslında. Böyle düşünebiliriz. Tabii yarı bodur ve bodur fidanların önemi bir de şurada ortaya çıkıyor. Eskiden çöğür fidanlarla kurulmuş bahçeler ya da ağaçlar, dikilmiş çöğür olarak dikilmiş ağaçlar çok yüksek boylu ağaçlardı. Bunlardan tabii meyve toplamak da çok zordu, bakımı da çok zordu. Ama şu an yarı bodur ve bodur fidanların ortaya çıkması bu işi, meyveciliği daha da zevkli hale getirmeye başladı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Meyve bahçesi kurmaya devam ediyoruz. Şimdi armutlardan, ayvalardan bahsetmiştik. Elmalardan biraz bahsetmiştik. Ben hemen Granny Smith çeşidinden biraz bahsetmek istiyorum. Ardından da eriye, şeftaliye ve kayısıya geçmek istiyorum. Granny Smith çeşidimiz hepinizin de bildiği gibi aslında pazar değeri yüksek, pazarda yüksek fiyata satılan, yeşil ve üzeri beyaz benekli bir armut çeşidimiz. Hafif mayhoş bir tadı var. Tabii ülkemizde Granny Smith armut çeşidine baktığımız zaman işte Karaman, Isparta, Kayseri, Niğde bölgesinde yoğunlaştığını görürüz ama
birçok bölgede de yetiştirilebilir. Çok aşırı sıcak olan bölgelerde Granny Smith çeşidini biraz korumak lazım. Çünkü üzeri gölgelenmediği takdirde güneş yanıkları olabilir. Yani kırmızılaşma olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Tabii bunun için kaolin kullanabiliriz. Güneş yanıklarını ya da renk değişimlerini önlemek adına. Granny Smith çeşidimiz de yine geççi bir çeşidimiz. Muhafaza süresi uzun bir çeşidimiz. Ağaçları biraz kuvvetli büyür Granny Smith çeşidimizin. Yumuşak çekirdekleri bitirdik. Elma, armut ve ayvayı. Şimdi gelelim sert çekirdekli gruba. İşte bunların içerisinde erik var, şeftali var ve kayısı var. Şimdi eriklere gelince erikler tabii ki farklı gruplara ayrılıyor. İşte Can grubu, Japon grubu ve Avrupa grubu erikler. Şimdi Avrupa grubu erikler daha çok bizim koyu renkli, işte biraz daha oval, yumurtaya benzer erikler. Japon grubu erikler biraz daha kalp şeklinde ve yuvarlak iri eriklerdir. Can erikleri de bizim bildiğimiz yeşil, işte ilk çıkan aslında erkenci gruplardır. Bu gruplar arasında da aslında farklı iklim istekleri var. Yani şöyle, can grubu erikler daha çok ılıman bölgelerde. Japon grubu erikler biraz daha ılımandan daha soğuk bölgelerde. Avrupa grubu erikler de aslında soğuk bölgelerde yetişebiliyor. Bizim sizlere tavsiye edebileceğimiz iki çeşit var. Birincisi can grubu. Nisan-Mayıs aylarında, hatta sera üretimlerinde daha da erken meyve veren türler bunlar. İşte yeşil erik dediğimiz, hatta yazın habercisi diyebileceğimiz bir grup. Onun dışında Black Diamond çeşidimiz var. Yine Black Diamond da geççi çeşitlerden bir tanesi. Gerçekten irilik olarak ticari değere sahip ve geççi çeşitler içerisinde çok tavsiye edilen bir çeşit. Eriklerde de böyle. Eriklerden sonra gelelim kayısıya. Kayısıda yine iki çeşidimiz var sizlere tavsiye edebileceğimiz. Erkenci dediğimiz, yine ilk çıkan nifa çeşidimiz var. Onun dışında şekerpare çeşidimiz var. Tabii şekerpare farklı isimlendirilebiliyor. Birçok kayısıya, tatlı olan birçok kayısıya şekerpare deniyor ama tabii şekerparenin özellikleri biraz daha farklı. Dışı yanak, kırmızı yanaklı bir kayısı çeşidimiz. Tabii nifa çeşidi çok soğuk bölgelerde sıkıntılı ama erkenci, ılıman bölgelerde erkenci bir çeşidimiz. O yüzden nifa çeşidini de listeye koyduk sizler için. Gelelim şeftaliye. Şeftalide tabii ki erkenci çeşitler var ama şeftalide biraz daha geççi çeşitler tavsiye ediyoruz. Daha doğrusu listemize onları aldık. Crest Haven ve Monreo, bunların ikisi de geççi çeşitlerimiz. Gerçekten meyve iriliği bakımından oldukça güzel çeşitler. Pazar değeri zaten yüksek çeşitler. Evet, şimdi sizlere yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve türlerinden kısaca bahsettikten sonra şimdi onlar üzerinde sizlere fidanın, sağlıklı fidanın nasıl olması gerektiğini, daha doğrusu o türlere, çeşitlere ait özellikleri de kısaca paylaşacağım. Tabii bundan önce yine şunu da hemen belirteyim. Fidan temini ve fidanlar hakkında bilgi almak için bizleri her zaman arayabilirsiniz. Ben şimdi fidanların yanına geçeceğim. Onlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Evet değerli izleyenler, şimdi fidanlarımızı yanımıza aldık. Onlar üzerinde örneklerle iyi bir fidan nasıl olacak onu hep birlikte burada anlatacağım size. Şimdi iyi bir fidan tabii ki sağlıklı gelişmiş. İşte tabii yan dallanma çok önemli bir değil. Çünkü ülkemizde artık kamçı şeklinde yetiştirilmeye başlandı fidanlar. Ama yan dallanma da farklı tür ve çeşitlerde olabiliyor. Şimdi önümüzdeki gördüğünüz fidan aslında bir şeftali fidanı, Crest Haven çeşidi. Şimdi burada kökünü de göstereceğim ama dal kalınlığı fidanlarda önemli mi? Bazen önemli ama burada şeftalinin dal kalınlığıyla işte elmanın, cevizin dal kalınlığı farklı olabilir. Bunun sebebi altındaki anaçlardan kaynaklı ya da çeşidin kendi gelişme özelliğinden dolayı değişebilir. Yani iki farklı şeftali çeşidini yan yana koyduğunuz zaman birisi gerçekten kuvvetli gelişmiş olabilir, birisi de zayıf gelişmiş olabilir. Tabii burada bir de besleme de var. Çok aşırı azotlu gübreleme yapıldığı takdirde fidanlar çok hızlı büyür. Tabii bu sakıncalıdır ama genelde fidancılarımız buna dikkat ediyor. Şimdi önümüzdeki bir şeftali fidanı dedik. Üst tarafta bir dallanma olmuş. Genelde sağlıklı bir fidanda boy, daha doğrusu bizim tavsiye ettiğimiz boy 1-1.20 civarında. Daha küçük olabilir mi? Aslında olmaması gerekir.
Onun dışında sağlıklı bir fidan şöyle baktığınız zaman, fidana baktığınız zaman üzerinde herhangi bir aksaklık, bir değişim olmamalı. Zaten fidan hasta olduğu zaman, kökten ya da yukarıdan kaynaklı bir hastalık olduğu zaman fidan bunu bir şekilde belli ediyor size. Gerek renk değişimiyle belli ediyor, gerekse farklı şişkinliklerle belli edebiliyor. Dolayısıyla şu an elimde görmüş olduğunuz fidan gayet sağlıklı bir fidan zaten. Tabi burada dalın pişkinliği de önemli. Yani kabuk dokunun pişkinleşmesi önemli. Çok yeşil dokular tavsiye edilmez. Ama dikimi zaten biz işte ilkbahar, soğuk bölgelerde ilkbaharda yapacağımız için çok sıkıntı olmayacak. Onun dışında iyi bir fidanda aşı yeri çok önemli. Aşı yerinin sağlam ve kaynamış olması önemli. Şu an bu fidanda zaten güçlü gelişmiş bir fidan. Şöyle bakın gerdiriyorum. Aşı yeri gerçekten sağlam. Sağlıklı gelişen fidanlarda aşı yeri zaten hızlı kapanır ve sağlıklı olur. Bu fidanın da aşı yeri gerçekten sağlıklı. Tabii alacağımız fidan ismine doğru olmalı. Sertifikalı olmalı, etiketi olmalı. Çeşidin, anajın ismi üzerinde yazmalı. Şimdi şöyle baktığımız zaman kök kısmına geliyoruz. Kök gelişimi tabii yine anaçlardan anaçlara farklılık gösterebiliyor. Bazı anaçlar çok saçak kök yapabiliyor. Tabii burada toprak ve besleme de çok önemli. Şimdi bizler fidanı dikmeden önce bir gözlem yapıyoruz. İşte üst kısmına bakıyoruz, dallarına bakıyoruz. Herhangi bir aksaklık yok. Çünkü zaman zaman taşıma esnasında kırılmalar yaşanabiliyor vesaire. Fidanı dikmeden önce kök budaması yapıyoruz. Köklere bakıyoruz. Köklerin sağlığı da bizim için önemli. Niçin önemli? Köklerde eğer bir aksaklık varsa, yani aşırı derece bir siyahlık görürseniz, tabii kökleri yıkıyoruz şu an. Biz bunları yıkadık çünkü görmek adına. Şu an elimdeki gayet sağlıklı bir fidan. Kök budaması yapıyoruz. Peki bu kök budamasını niçin yapıyoruz? Kök budaması hem kökleri geliştirmek hem de taşıma ve söküm esnasında kırılmış kökler olabiliyor, yaralı kökler olabiliyor. Onların orada durması tabii ki sakıncalı. Hem de teşvik etmek amacıyla kök budaması yapıyoruz. Şimdi şöyle hemen burada bir kırık kökümüz var. Ben onu göstermek istiyorum. Bu kökümüzü buradan uzaklaştıracağız. Önce kök budaması yaparken kırık kökleri keseceğiz. Ben şöyle görmeniz açısından yavaşça kesiyorum bu kökü. Şöyle arkadaşlarım da alacaktır. Evet, kökümüzü kestik. Şimdi kesim işlemi tabii ki bir yara açıyor. Bu yarayı da mutlaka ilaçlamak lazım. Saçak köklere mümkünse çok dokunmamaya çalışıyoruz. Çünkü ağaçlar bitki besin elementini ve suyu aslında saçak köklerle alıyor. Ama şöyle genel bir budama yapmak lazım. Buradan da yine şöyle ucunu alacağım. Kökler ucu biraz şey olmuş. Bunu da şöyle kesiyorum yavaşça görmeniz açısından. Evet. Çok fazla aşırı sert budamalardan kaçınmak lazım ama çok da saçak köklü bırakmamak lazım. Yani daha doğrusu çok da köklü bırakmamak lazım. Şu an önümde gördüğünüz şuradan da biraz almak istiyorum ben uçlarından. Hem teşvik amaçlı hem de büyümesi için. Şimdi bazen çok saçak ya da kökler birbirine dolaşmış olabiliyor. Bu sakıncalı. Neden sakıncalı? Köklerin homojen olması da önemli. Yani her tarafa doğru, her yöne doğru olması da önemli. Çünkü bitki besin elementini ya da toprağa suya tutunması açısından önemli. Şimdi şöyle bu fidanın kabaca kök budamasını şöyle bitirelim. Şimdi kök budaması yaptıktan sonra kökleri ilaçlı suya batırmak lazım. Neden batırmak lazım? Çünkü bunu tekrar toprağa gömeceğiz ve toprak kökenli hastalıklardan korumamız lazım. Bunun için farklı bulamaçlar ve farklı fungisitler var. Mutlaka fidanı dikmeden önce bir kova içerisine hazırlanmış ilaç solüsyonuna ya da çamura batırabiliriz. Bakteriler kullanabiliriz. Farklı şekiller, farklı yöntemler kullanabiliriz. Ama mutlaka kökleri ilaçlayacağız. Şimdi kök budamasını yaptık. Kökler sağlıklı gayet gördüğünüz üzere. Gerçekten sağlıklı üretilmiş fidanlar bunlar. Aşı yerimiz de gerçekten sağlam. Şimdi aşı yerini toprağa gömerken aşı yeri mutlaka 10-15 santim, yani en az 10 santim yukarıda olmalı. Burasını topraktan korumalıyız. Yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi gelirim üst kısma. Tepe budamasını nereden nasıl yapacağız? Tepe budaması tabii önce fidana bakmak lazım. Fidanın yapısına bakmak lazım.
genelde 90 santim, 100 santim, zaman zaman 1 metre, 1.10 kullanabiliyor ama ne kadar alçak taşlandırırsak bizim için o kadar iyidir. Şimdi bakıyoruz, tabii burada uygulayacağımız servis sistemi de çok önemli. Genelde şeftalilerde işte goble kullanılır ama farklı bölgelerde farklı terbiye sistemleri de kullanabiliriz. Şimdi budamaya bakıyoruz. Budama gerçekten bir sanat. Çünkü ilk yılda yapacağınız budama, şekil budaması, sonraki yıllarda yapacağınız verim budaması sizin meyve sayınızı, meyve kalitenizi gerçekten önemli derecede etkileyecek. Tabii budamayı her fidanda ayrı ayrı anlatmak lazım ama budamanın genel bir mantığı var. Onu bilmek lazım. Bununla ilgili çeşitli kaynaklar var zaten. Onları da yine bizleri arayarak temin edebilirsiniz. Şimdi bakıyoruz. Burada dal sayısı önemli. Dal uzunluklarına bakıyoruz. Şu an bunlarda biraz kısaltmalar yapacağız şeftalide. Çok sık dallı gözüküyor. Önce uçlarından alacağım ben. Çünkü uçlarından alırken de gözlerin hemen üstünden alıyoruz. Şöyle yavaşça kesiyorum. Bu şöyle söyleyeyim, zayıf sürgünlerde biraz daha dipten, tabii gözlerin durumu da burada önemli. Gözler gayet sağlıklı gözüküyor. Hemen şuradan kısaltıyorum. Bunu daha da kısa kesebiliriz. Bu tamamen size kalmış ama tepe budamasında amaç aslında alt tarafı biraz daha geliştirmek, fidanı güçlendirmektir. Farz edin ki tepe budaması yapmazsak bu fidan böyle uzayıp gidecek ve güçsüzleşecek aslında. Enerjisini çünkü sürekli büyümek için harcayacak. O yüzden büyümesini bir nebze durduruyoruz. Şimdi şöyle boyuna baktığımda ben bunu biraz daha aşağıdan taşlandırmak istiyorum. Şöyle hemen şuradaki dalımızı da keselim. Aralarda biraz mesafe bırakmak her zaman iyidir. Farklı yönlere bakması da önemli dalların. Farklı yönlere bakan 3-4, tabii bu sizin yapacağınız terbiye sistemine göre değişir. Ama ben burada şöyle 5 dal bırakmak istiyorum ve burayı da buradan keseceğim şimdi şöyle sizlerin de görmesi için. Şöyle yavaşça kesiyorum. Tabii burada makas çok önemli. Kaliteli bir makasınızın olması sağlıklı bir budama yapmanız için önemli. Genelde tepe budamasından sonra tabii burada fidanın çapı önemli. Mutlaka burayı kapatmak lazım çünkü kesim yüzeyi çok kalın. Şu an gördüğünüz üzere bu fidan büyüyecek ve bundan sonra farklı budamalar yapılacak. Buradaki dal sayılarını azaltabiliriz, çoğaltabiliriz. Ama şu an bu iyi. Zaten buradan da farklı sürgünler çıkacak. Oradaki sistemi de zaman zaman değiştirebiliriz. Şimdi şeftali böyle. Tabii farklı bazen şöyle fidanlarımız da gelebilir. Bunlar kötü fidan değildir hiçbir zaman. Buradan yine sürgünler sürecektir. Böyle bir fidan da yine hepsini de kesebiliriz. Şekilde. Şuradan bırakabiliriz. Bu patlayacak da mutlaka. Şunu şöyle bırakayım ben. Bu mutlaka patlayacaktır. Sürgünler çıkacaktır. O sürgünlere de ileride yine seçerek şekil vereceğiz. Yine şöyle bakalım. Burada da farklı bir fidanımız var. Şimdi aslında hemen bakıyorum ben. İkisi de aynı çeşit fidan. Bakın ikisi de aynı çeşit şeftali, Cresthaven. İkisi de farklı gelişmiş. Peki bu bir sakınca yaratır mı? Hayır. İkisi de sağlıklı gözüküyor. Hemen öbürüne de bakayım ben. İkisi de sağlıklı. İkisi de gelişebilir. Meyve verebilir. Herhangi bir sakıncası yok. Yine bunda da farklı budamamızı yaparak ağacımızı dikebiliriz. Şimdi şeftalileri anlattık. Fidan temini önemli. Diğer çeşitlerimizi de göstereceğim ben size. Şeftali gerçekten sofralarda özellikle yazın aranan güzel bir meyve türü. Gerçekten Monreo ve Cresthaven'da tavsiye edebileceğimiz birçok bölgeye uyumlu, geççi şeftali çeşitlerimiz. Şimdi şeftaliyi anlattık. Üzerinde biraz gösterdik. Kök budamasını yaptık. Tepe budamasını yaptık. Bundan sonra hemen neye geçelim? Bakalım önümüzde diğer tarafta erik fidanlarımız var. Eriğe geçelim. Onlar üzerinde de onların dal yapısını da göstererek sizlere onu anlatalım. Evet, şeftali çeşitlerimize gösterdik. Şeftali fidanlarının nasıl olduğunu gösterdik. Şimdi önümüzde erik fidanlarımız var. Programımızın içerisinde de söylediğimiz gibi papaz ve Black Diamond çeşitimiz var.
Bilek tarhımız siyah bir erik çeşidimiz, papaz ve işte can olabilir. Bunlar da yeşil erkenci çeşitler. Şimdi tabii her meyve türünün farklı dal yapısı var dedik. Eriklere baktığımızda biraz daha işte ince dallı, çalımsı bir yapıya sahip. Yine bu fidanımızı da şöyle kontrol ediyoruz. Aşiyeri önemli demiştik. Bu da yine kök kısmı da önemli. Kök kısmı gayet sağlıklı gelişmiş bir fidan var elimizde. Black Diamond gerçekten güzel bir erik çeşidi aslında. Gerçekten birçok bölgede de olabilecek bir erik çeşidi. Zaten hobi amaçlı yetiştireceğimiz için bir takım önlemlerle, hatta bugün işte can eriklerini, papaz erikleri ılıman bölgelerde, işte Mersin, Hatay bölgesinde ser içerisinde yetiştiriliyor. Hani biz de soğuk bölgelerde bir kapalı alan oluşturarak yetiştirebiliriz. Çünkü hobiciyiz biz. Hobiciler her şeyi yapabilir. Çünkü birkaç ağaçta bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla hatta artık şunu da görmeye başladık. Saksılarda, balkonlarda, teraslarda birçok meyve ağacının yetiştirildiğini görüyoruz. Bu da çok güzel bir gelişme. Sizler de illa toprağınızın olmasına gerek yok. Saksıda da, terasta da, balkonda da yetiştirebilirsiniz birçok meyve türünü. Çünkü koşulları siz sağlayabilirsiniz burada. Şimdi bakalım burada yine erik fidanımızın köklerine. Köklerde şöyle baktığınızda işte yaralanmaların dışında nodüller görürseniz bunlar da bu fidanın hastalıklı olduğunu gösterir ama şu an gördüğünüz üzere fidanımız gayet sağlıklı. Hobicilik gerçekten güzel, meyvecilik gerçekten güzel bir uğraş. Dolayısıyla ben herkesi gerçekten meyve bahçesi kurmaya davet ediyorum. Bu saksı da olabilir, teras da olabilir, gerekirse bahçe de olabilir. Bizler her zaman sizlere destek vermeye, gerek fidan konusunda gerekse bilgi konusunda destek vermeye her zaman hazırız. Şimdi bunun hemen ben kök budamasını yapmak istiyorum hızlıca. Şöyle. Şimdi bu ana kökler evet önemli ama saçak kökleri de gerçekten güzel gelişmiş bir fidan. Tabi bu arada fidanları sularken şuna da dikkat etmek lazım. Şuradan biraz kısaltma yapmak istiyorum. Şöyle şuradan kısalttık. Fidanları sularken şuna da dikkat etmeliyiz. Fidanları sürekli aynı yerden sularsak kökler o tarafa doğru kayar ya da o bölgedeki, suladığımız bölgedeki kökler çok fazla gelişmeyebilir. Dolayısıyla çember şeklinde fidanlarımızı sulamalıyız. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi bazen farklı şeylerde kazık kök olabiliyor. Kazık kökü kesebiliriz de, bırakabiliriz de. Ama ben şöyle ucundan almak istiyorum bunu. Şöyle bakıyoruz yine saçak köklere çok dokunmuyoruz. Ama ucundan da yine kırpmayı ihmal etmiyoruz. Çünkü biraz teşvik etmek lazım büyümeye. Şimdi köklerimiz yine gerçekten sağlıklı. Bu kökleri de yine kestikten sonra farklı hastalıklara karşı, mantar hastalıklarına karşı korumak amacıyla ilaçlayacağız, ilaçlı suya bandıracağız. Bunu köklerle ilgili mantar ilaçlarını birçok yerden temin edebilirsiniz. Şimdi bakıyoruz aşiyerine bakıyoruz. Aşiyerimiz de gayet sağlıklı gelişmiş. Gerçekten fidan yetiştirmek çok zor. Sağlıklı fidan yetiştirmek çok zor. Yüzlerce binlerce fidan yetiştiriyorsunuz. Bunları güzel yetiştirmek gerçekten büyük bir emek istiyor. Şimdi yukarıya geliyoruz dal yapısına. Tabii burada vereceğiniz terbiye sistemi çok önemli. Eriklerde çok goblet sistemi tabii bazı bölgelerde olabiliyor ama erikler daha çok böyle piramit şeklinde büyümeye meyilli ağaçlardır, meyve türüdür. Şimdi içeride şöyle bir dalımız var. Ben bunu buradan almak istiyorum. Evet. Yani burada tamamen size kalmış. Dalı biraz daha kalınlaştırmak için yine uç budamaları yapıyoruz. Fidan yerinde tuttuktan sonra sonraki dönemlerde o şekli değiştirebiliriz. Ama tabii ilk verdiğimiz şekil çok önemli. Şöyle dallarını genelde hobiciler kıyamazlar dallarını kesmeye ama biraz acımasız olmak lazım bu konuda, budama konusunda. Şimdi şöyle gösterelim. Burasını doruk dal sayarsak doruk dala yani ana lidere rakip olabilecek kalındaki dalları mümkünse çıkartalım. Onun dışındaki dalları bırakabiliriz.
Yine şöyle şunu da almak istiyorum çünkü biraz daha iç tarafa doğru bir büyüme sağa gelemiş. Bu fidanı şimdilik böyle bırakacağız. Uçlarından biraz alabiliriz. Bunlar bir süre sonra zaten uzayacak tuttuktan sonra. Bazen fidan diktikten sonra, bahçeyi diktikten sonra farklı sebeplerden dolayı dallarda sıkıntı olabilir. O yüzden tedbir amaçlı bırakıyoruz. Bu fidanımızı da hatta şunu da şuradan kesmek istiyorum. Daha sert kesimler yapabiliriz ama şimdilik ben bu fidanı böyle bırakmak istiyorum. Dediğim gibi papaz, can, erik grubu, erkenli çeşitler, yeşil çeşitler ve birçoğumuzun özellikle o ilkbahar döneminde severek tükettiği erik çeşitleri. Bunu aslında her bölgede yetiştirebiliriz diyorum ben. Evet, erkenci bir erik çeşidi ama koruma yaparsak soğuk bölgelerde de yetiştirebiliriz. Çünkü bizler birkaç ağaçtan bahsediyoruz. Onun dışında Black Diamond gerçekten pazar değeri yüksek. Lezzeti de güzel. Siyah bir Japon erik grubundan bir çeşidimiz. Yine o da hemen gösterelim. Dediğim gibi fidanların büyümesi konusunda, kalınlığı konusunda çok tereddüt etmenize gerek yok. Ama bir standart var. Bu standarda da uymak lazım. Görsel itibariyle sağlıklı olması önemli. Tabii bazen şu olabiliyor. Çok soğuk bölgelerde şunu yapabilirsiniz. Fidanı aşı noktasının üzerinden 3-5 göz bırakarak, ılıman bölgede yetişmiş bir fidan olabilir. 3-5 göz bırakarak bıraktıktan sonra ilaçlayıp üzerine toprak kapatıp kışı öyle geçirmesini ve ilkbaharda o toprağı açıp yazın sürgün vermesini sağlayabilirsiniz. Bu size ne katar? Şimdi ılıman bölgelerde yetişen fidanlarda gözenekler biraz daha seyrek dokuludur. Ama soğuk bölgelerde yetişen fidanda dokular daha sıktır. Dolayısıyla bunu yaparsanız daha kısa kesip sonradan sürmesini sağlarsanız bölgenize uygun bir şekilde dalınız büyür, dokusunu kendini ona göre hazırlar. Bu da önemli. Şimdi şeftaliyi anlattık, eriği anlattık, geldik kayısıya. Kayısı da gerçekten güzel bir meyve türü. Hem sofralık hem de kurutmalık olarak tükettiğimiz önemli bir meyve türü. Şimdi kayısı fidanlarımızı önüme alacağım ve onları anlatacağım size.